Herkese selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Hemen bu sohbete başlamadan önce şuraya dikkat çekeyim. Saat yine 5. Evet arkadaşlar, atış serbest. Şu anda bana saat 5'te yine trafik saatinde dışarıya çıktığım için gerekli fırçayı atabilirsiniz. Arkadaş, trafik müptelası mı oldum? Ne oldum? Ben anlamadım ki ya. Saat 5'ten önce evden çıkamıyorum ya. Abi bu işi çözmem lazım. Vallahi bu böyle olmayacak. Tamam, atış serbest dediysen de fazla abartmayın arkadaşlar. Tamam. Yani işte bana hediye olarak çalar saat gönderebilirsiniz. Ne bileyim, motovlog günlerinde sizlere haber vereyim, isterseniz beni arayın. Sabah arayın, erken uyandırın falan. Yani bu böyle hakikaten olacak iş değil ya. Bu arada geçen sefer bir yorum geldi. Abi işte İstanbul'da trafik olmayan saat mi var diye. Var dedim, sabahın 5'inde sabah saat 5 videosu yapacağım ben. Ha, çarpışın hadi birbirinize, hadi. Hadi birbirinizin üzerine çıkın. Ha, bak bunlar da okul servisi gibi, iş yeri servisi. Ben üniversitelerden mezun olup beyaz yaka olmaya karar veren sevgili canım kardeşlerim işte okul servislerinden kurtulup iş yeri servisleriyle hayatlarına devam ediyorlar. Bu arada arkadaşlar, bu kadar söylüyorum ama ben de vakti zamanında birkaç kurumsal şirkette çalışmışlığım var. Ve onların arasında da benim ya sizin yapacağınız işi deyip istifa etmiştim. Hatta aralarında işten kovulmuştum bile vardır. Hayata başka bir açıdan bakıyorsan, birazcık da aykırılık varsa abi, oradaki o düzen sana zaten gelmiyor. Düşünsene ya, mesela bir şirkette çalışıyordum. Adını vermeyeyim şimdi. Sallıyorum kafadan. Diyelim ki 10 bin lira maaş alıyorsun. Abi var ya, ayda 2 bin lira, 3 bin lira ofise para harcıyordum. Yok falanca evlendi. Yok filancanın oğlu sünnet oldu. Yok işte bilmem kime bilmem ne oldu falan. Ulan devamlı para topluyor bunlar. Devamlı. Ya dedi, bu nasıl iş yani? Ben aldı, sağ cebden aldığımı sol cebe veriyorum. Dedim bu böyle olmaz. Sonra bu çalıştığım şirket bulunduğu sektörde low cost olarak da böyle geçen bir şirketti. Ulan düşük bütçeli de. Personel de düşük bütçe. Ofiste mesela çay kahve yoktu. Mesela bir sürü kurumsal yerde çalıştım. Abi bir tane böyle çayhanesi olur onun. Çayın kahven gelir yani. Zaten yasal olarak da zaten senin önüne çayın gelmesi lazım. Sabah 10'la öğlen 3'te. Yasal olarak çay molan var senin. Abi yok. Bir de çay kahve parası. Yok çayıydı, yok kahvesiydi. 1000 lira maaş alıyorsam 2000 lirasını ofise dağıtıyordu. Ha bu arada ofiste de bir tek ben şikayetçiyim bu konudan. Sonrasında dedim ki ya bu böyle olmayacak dedim. Ya siz bu işe bir zam yapın ya da bu işi çözün, ben dedim vermeyeceğim. Kimsenin dinlendirmediğini dinlendirdi ya, hani şöyle bir şey de olmuyor. Hani adam helal olsun lan, adama baksana, kimsenin söyleyemediğini söyledi falan da demiyor kimse. Bir anda kötü çocuk oluyorsun. İşte onları söylediğin zaman başlıyorsun kendi kuyunu kazmaya. Sonra o saatten sonra her açığına, her şeyine, her geç gelmene hemen bir bahane bulmaya başlıyorlar. Sonra zaten mobbing başlıyor. Mobbing, böyle iş yerlerinde mobbing nedir arkadaşlar? Tacizdir. Yani böyle psikolojik taciz, işinle taciz etmeler falan böyle. Onlar başlıyor. Sonra zaten ulan senin işini de seni de deyip böyle ya sen istifa ediyorsun ya da onlar seni yolluyor. Böyle saçma sapan bir durum. Ha bu arada tabii söylemeyi unuttum. Bir de yılbaşı hediyesi, partisi vardır onun. İşte böyle sevmediğin personellere, sevmediğin iş arkadaşlarına kura ile hediye almak zorunda tutarlar seni. İğrençtir yani. İğrenç bir pozisyondur o da. Abi sevmiyorsun, hediye aldırtıyorlar ya. Dünyanın en saçma şeyi. Geçenlerde sabah kalktım. Yani sabah kalktım dediğim, yine benim sabah kalkmam 11-11.30 oluyor. Abi yani bunda ayıpsanacak bir şey yok. Çünkü ben gece çalışıyorum. Yani bu videoları çekiyorum. Gece sabaha kadar kurguluyorum, editliyorum. Ya da atıyorum bir fotoğraf çekimine gidiyorum. Onun da böyle kurgusu, editleri, photoshopları sabaha kadar sürüyor. Abi benim çalışma sistemim bu. Ya abicim bu saatlere uyanılır mı, bu saatte çalışılır mı falan diye böyle tepkiler alıyorum. Normal olarak, normal diyorum yani, gerçekten de hayatını böyle 9-6 çalışmaya adamış insanlara gerçekten de bu yeni dünya düzeni birazcık enteresan geliyor. Oh abla gergin. Oh yarasın ablacığım. Her neyse, geçen gün dedim ya işte bana göre sabah, size göre öğlen, uyandım. Hani bazen de böyle yataktan çok pesimist kalkarsın ya. Bir gün önce yaşadıkların bütün gece kafanda dönüp durmuştur falan böyle. O gün de böyle acayip pesimist böyle uyanmışım. İşte kalktım böyle, duş aldım, hazırlandım falan böyle. Bir kahvaltımı ettim. Sonra işte bizim oğlanın, benim köpeğim, bilmeyenler için söylüyorum, köpeğim Jarvis'in yürüyüş zamanı geldi. Tuvalete çıkarmam lazım. Çıktık, yürüyoruz. Sol tarafta bir tane araba park ediyor. Arabanın orada beni gördü.
gördü. Adam camı açtı. Dedi ki ya siz dedi İzmir'de mi okudunuz dedi. Evet dedim İzmir'de. Ne var Salih mezunu musunuz dedi. Evet dedim. Ya dedi ben dedi senin dedi iki dönemde de altınlım dedi. Beni dedi tanıdın mı? Vallahi dedim bir yerden çıkartayım ama hani hakikaten yani dedi, sallamazsam da demiyorum. Bir yerden de tanıdık geliyor yüzü. Ama böyle tam da çıkartamıyorum çünkü zaten bizden de iki dönem geriymiş. Dedi daha da geçenlerde dedi kulağını çınlattım dedi. Benim dedi senle dedi fotoğrafım var dedi. Bu arada arkadaşlar ben lise ve üniversite hayatım boyunca İzmir'de böyle bir rock bandım vardı. Konserler veriyordum, barlarda çalıyordum. Müzik yani müzisyenlik yapıyordum. Elektro gitar çalıyorum ben arkadaşlar. Ve turizm otelcilik okudum dedim ya. Bizim turizm otelcilikte de şöyle bir durum var. Okul 6 ay okul, 6 ay staj. Ve o 6 ay bölüm bittiğinde de bir turizm haftası yapılıyor. Ve işte o turizm haftasında da işte böyle okulun bütün etkinlikleri falan yapılıyor. O etkinlikleri biz konser verirdik grup olarak. O zamanlarda çok aktif bir şekilde müziğe devam ediyorduk. Daha bir dönem konservatuara da hazırlanıyordum ama daha sonra yapamadım, beceremedim bu işi. Sonra da İstanbul'a geldiğimde müzik hayatım tamamen artık amatör evde çalma moduna geçti. İzmir, İstanbul'da bir grup kuramadım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sen neler yapıyorsun falan derken böyle işte dedim ben dedim şunlar bunlar. Sen dedim neler yapıyorsun? Abi dedi ben dedi konservatuar okudum dedi. Müzik dedi. Sonra dedi üzerine bir de dedi oyunculuk okudum dedi. Al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendilerini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ama dedi abi dedi sana bir şey diyeyim dedi. Geçen gün de kulağını çınlatmamın nedeni de bu dedi. Ben dedi senin sayende müziğe başladım dedi. Ya arkadaş o benim işte dedim ya o pesimist ve o böyle canımın sıkıldığı, moral bozukluğu olduğu günde öyle bir hoşuma gitti ki bu laf. Dedim ya nasıl ya gerçekten mi? Evet abi dedi ben dedi sana dedi hayranlı ben de sizin dedi grubunuza şey beni dedi müziğe karşı etkileyen, müziğe karşı iten sensin dedi. Abi var ya hakikaten o gün yani alacağım en güzel yani irtifat da değildi nedir bu bilmiyorum ya. Hayatımdaki yani böyle çok böyle beni etkileyen inanılmaz bir andı o yani. Anladım ne kadar güzel ben müziğe devam ettiremedim ama dedim işte bak yani bu konuda sana vesile olmam dedim inanılmaz mutlu etti beni dedim. Ya gerçekten acayip böyle acayip yani şu anda anlatırken bile inanılmaz mutlu olduğum bir durum oldu bu. Sonra tabii döndüm falan böyle sevdiceğimi anlattım olayı bilmem ne derken oturdum düşündüm ya. Gerçekten de arkadaşlar hayatta ben size diyorum ya hayallerinizin peşinde koşun. Böyle sistemi eleştiren insanlar olun. Böyle bir şey istiyorsanız o işi başarmak için uğraşın diye falan böyle. Yani ben ömrüm boyunca böyle oldum arkadaşlar. Yani aslında hani az önce o kurumsal şirketlerdeki mevzuları anlattım ya. Gerçekten de benim karakterimde zaten öyle bir işte çalışmak falan yokmuş yani. Ben böyle işte öğrenilmiş çaresizlik psikolojisiyle ya olur mu ya yapar mıyız? Hadi bakalım girelim çalışalım mı diye böyle oralarda da böyle bir şansımı denemişim ama olmamış. Çünkü yani bu mesela Erhan'ın bana anlattığı mevzu da bunun bir nevi sağlaması gibi bir şey oldu aslında. İşte birazcık farklı olabiliyorsan, birazcık böyle sisteme baş kaldıran bir adam olabiliyorsan, yani baksanıza o yaşlarda bile ki işte Erhan'ın beni gördüğü yaşlar herhalde 18 yaşı falandır böyle 17-18. Yaşlar. O yaşlardan bile bir insanın hayatına dokunabiliyorsun demek ki. İşte bunu böyle detaylıca düşündüğün zaman gerçekten de insan etkileniyor. Çok böyle konu duygusal bir boyuta geçiyor. Evet millet bugün bu videonun birinci partında güzel bir hikayeyle başladık. Hatta böyle güzel böyle değişik sistem eleştirileriyle başladık. İyi oldu. Ama ikinci partta size anlatacağım hikaye bu kadar güzel değil. Hatta böyle hepinize ibret olacak bir hikaye. Ki bu hikayeyi de başına gelen arkadaşımızın izniyle onun ismini vermeden anlatıyorum. Kendisi de özellikle abi bunu anlat benim başım yandı başka arkadaşların başı yanmasın diye söyledi. Arkadaşlar motosiklet alım satımı yaparken dolandırılmayın. Dolandırıcılara dikkat. Bakın bu hatta bu videonun başlığı olsun. Motosiklet alım satımında dolandırıcılara dikkat. Şimdi bahsettiğim hikaye şu arkadaşlar. Arkadaşımız 2010'lu modellerde bir tane Honda motosiklet almaya karar veriyor ve Facebook'ta ilanları tarıyor. Sonra Facebook'ta bir tane motor buluyor. Motor da gözüne yatıyor. Fiyatı da onun bütçesine uygun. Başlıyor motoru satıcısıyla konuşmaya. Böyle diyor ki ne kadar istiyorsun? Şu kadar istiyorum. Tamam. Nere eksikleri var? Şunlar var. Bunlar var. Ama böyle devamlı böyle bir mesajlarda bile bir istikrarsızlık var. İşte atıyorum bir muayenesi tam diyor sonra muayenesi yok diyor falan böyle. Tamam diyor muayeneyi ben yaptırırım diyor. Sen geleceğin zaman haber ver diyor falan. Böyle değişik değişik şeyler. İşte bir daha mesaj atmış motorun farı yok. Aa ne oldu diyor motorun farına. Ya diyor onu diyor far patladı diyor. İşte arkadaşımız da diyor ki yaptıracağım mı diyor. Tamam yaptırırım falan diyor. Böyle bir istikrarsızlık bir güvensizlik durumu var. Gel zaman git zaman böyle mesaj aşağı anlaşıyorlar. İşte tamam diyor ne zaman gelecek. Şu gün geliyorum o gün diyor hani satışı yapalım tamam mı tamam. Arkadaşımız Tekirdağ tarafı
yanlarında bir yerde oturuyor. Geliyor motoru almaya. İstanbul'un da bir semtinde. Semtin ismini de söylemeyin. Buluşuyorlar. Tabii arkadaşımız Tekirdağ'dan işten çıkıyor. Saat 3.30-4 gibi anca motorun yanında olabiliyor. İşte geldi motora baktı falan derken neredeyse saat 5'e geliyor. Yani noter satışına yetişemeyecek hale geliyorlar. Tabii bu arada adam da onu oyalıyor. Yani adam işte parça satıyorum ben motoru alım satım yapıyorum derken aslında bir fırında çalıştığı ortaya çıkıyor. Ya diyor tamam diyor satışı nasıl yapalım diyor. Ben diyor alacağım motoru. Aa diyor motorun diyor muayenesi yok. Ya abi diyor motoru nasıl alacağım o zaman diyor. Ya diyor sen diyor parayı ver diyor. Al motoru git diyor. Ben sonra diyor bana vekalet yollarsın. Ben senin üzerine alırım motoru falan diyor. Bizim arkadaşın ilk başta kafasına yatmasa da sonradan satıcı bunu ikna ediyor. Bu arada arkadaşlar şimdi hayda nasıl ikna olmuş o arkadaşlar falan demeyin. Bakın dolandırıcıların işi bu. Yani bu adamın mesleği o arkadaşım. O adam ne yapar eder? Seni o kıvama getirir. Parasını alıyor. Motoru veriyor. Hadi diyor tamam sen git sonra diyor hafta içi hallederiz satışı. Sonra arkadaşımız bir hevesle tabii alıyor motoru. Ya diyor parasını da verdim. Tamam diyor adam güvenilir falan derken tabii yolda başlıyor bunu düşünceler kemirmeye. Ya diyor ben diyor motoru aldım parayı verdim ama satışı almadım. Nedir ne değildir? Zaten genelde de böyle olur bu işler. Sonradan böyle aklım başına gelir. Ulan ben ne yaptım ne ettim diye bana yazıyor. Ya diyor böyle böyle durum. Ya aynısını anlatıyor. Bu arada arkadaşlar motoru satan kişi de motorun sahibi çıkmıyor. Bambaşka biri çıkıyor. Sonra dediğim gibi bana anlattı mevzuyu. Ya dedim hani bu motor dedim çalıntı olmasın. Hani sen dedim hani bunu aldın ama bir de o motorla Tekirdağ'a kadar da sürdün. Yolda polis yakalasa seni çalıntı motorla senin başın yanar. Evinin önünde o motor bulunsa senin başın yanar. Yani sen bu işe girdin ama bu pek hayırlı bir iş değil dedim. Birazcık da korkuttum hatta yani. Korktum da dedim hatta bu işin dedim peşini bırakmasın. Bu dedim sağlam, sağlıklı bir iş değil. O gün benle yazışırken de işteydi. Dedi abi dedi işten çıkar çıkmaz karakola gideceğim. Dedim hemen git. İşte o gün neyse karakola gitmiş. Karakol demiş ki ertesi gün gel. Bunların hepsini bana yazıyor. Ben de dedim ki ertesi gün dedim direkt dedim savcılığa gittim. Savcılığa gidiyor. Savcılıkta konuyu anlatıyor falan böyle. Orada da böyle aşırı bir yardımcı olmamışlar. Yani sonuçta 22 yaşında bir kardeşimiz ya. Ya maalesef ki arkadaşlar bürokraside de yani biraz genç olduğu için birazcık sallamışlar arkadaşımızı. Her neyse buraya kadar tabii bu olay bütün ailesinden falan da gizli olarak cereyan ediyor. Ben de dedim ki bak dedim konu dedim artık dedim gizlenecek bir şey değil ya ailene de açıkla derken bu işte babasına da anlatıyor. Sonra babasıyla beraber tekrar karakola gidiyorlar. Oradan da bir polis arkadaş işte anlatıyor konuyu böyle böyle. O memur arkadaş da ver bakayım şu ruhsatı diyor. Direkt ruhsat sahibini sistemden telefon numarasını buluyor ve arıyor. Diyor ki ya diyor sen diyor böyle böyle diyor. Bu motor senin mi senin? Ya sen bu motoru sattın mı? Ebeliye gübeliyor. Ben diyor şimdi diyor senin adresine geliyorum. Sen diyor orada olmazsan diyor ben diyor senin adına diyor dolandırıcılıktan işten başlatacağım diyor. Direkt savcılığa gidiyorum diyor. Bir güzel korkutuyor bunu. Sonra atlıyorlar abi o polis memuru arkadaşla İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da motorun satışını vesaire yapıyorlar. Bu arada motorun muayenesi falan da her şey varmış. Şimdi arkadaşlar burada dolandırıcıların yapmak istediği ve bizim de aman abi bak dikkat dediğimiz felaket senaryoları şunlar. Şimdi parayı verdiği kişi ruhsat sahibi değil. Ruhsat sahibini görmemiş bile. Dışarıdan herhangi birine vermiş parayı. Şimdi burada birincisi motor zaten illegal bir şekilde el değiştirmiş oluyor. Belki o adam bile çaldı. O ona satıyor ki aslında öyle değilmiş. Ama yapmak istedikleri sistem şu. Biz eğer bu işi böyle polisti, savcıydı falan uğraştırmasaydık motor üzerine çalıntı ipi arayacaktı. Motor arkadaşımızın altında yakalanılacaktı. Sonra arkadaşımız bu işten kendini temizlemek için lanet olsun o parayı da peşinde koşmayı bırakacaktı. Motoru geri vermeye kalkacaktı. Satıcı işte motorun kendi sahibi şikayetini geri alsın diye belki ona da ekstra para vermek zorunda kalacaktı. Vesaire böyle saçma sapan bizim aklımıza gelmeyen, şeytanın aklına gelmeyen mevzular dönecekti. Şimdi bu mevzuları, bu komple teorilerini nereden kuruyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar komple teorileri değil. YouTube'da zibilyon tane böyle dolandırıcılık hikayesi, gerçek yaşanmış dolandırıcılık hikayesi var maalesef. Ve genelde de bu hikayede de olduğu gibi genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza hedef alıyorlar. İşte haklarını iyi arayamadıkları için, işte biraz daha yaşam tecrübeleri az olduğu için, kandırılmaları sözün meclisten dışarı daha kolay olduğu için, işte bu genç kardeşlerimize hedef alıyorlar ki çok daha rahat bir şekilde dolandırıcılıklarını yapabilsinler. Sonuç olarak arkadaşlar bu dolandırıcılık hikayesinde bizler mağdur olmadan çıktık. Ama tabii bizler mağdur olmadan çıktık ama tabii bunu bir de gel arkadaşımızla sor kim bilir ne stresler yaşadı ne uykusuz geceler atlattı. Arkadaşlar biliyorum hayallerinizi süsleyen motorlar var. Hayallerinizi süsleyen bir hayat var. O motorunuza binip güzel yollar yapmak istiyorsunuz. Gezmek, dolaşmak istiyorsunuz. Güzel anılar biriktirmek istiyorsunuz. Ama işte bu istek
yaşanacaklar biriktikçe heyecan da aynı derecede birikiyor ve heyecan da biriktiği zaman hataları getiriyor. Onun için arkadaşlar her zaman ve her zaman soğuk planlarınızı koruyun. Planlarınızı yapın. Gözünüzü dört açın. Bugün bir motor almak kolay değil. Bu paraları biriktirmek, bir şey sahip olmak kolay değil. Sahip olduktan sonra sahip çıkmak da kolay değil. Bakın zaten son videolarım bunlarla alakalı biliyorsunuz. Bir ikinci el motor alırken nelere dikkat etmeliyoruz videosunu mutlaka ve mutlaka izliyoruz. Ve orada söylediğim bir şey var. En önemlisi de o, motosiklet almaya tek başınıza gitmiyorsunuz. İki kişi gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunun esprisi ne? Siz heyecanlanıp bir an evvel motora ulaşmaya çalışırken arkadaşınız orada dönen dolapları fark ediyor. İkincisi arkadaşlar, motora aldınız, evinize getirdiniz. Güvenliğiyle alakalı almanız gereken önlemler var. Onu da motosiklet hırsızlığına karşı almanız gereken önlemler videosunda anlattım. Lütfen bu videoları izleyin arkadaşlar. Bu videolar gerçekten önemli. Hatta benim o arkadaşımıza da böyle ilk sordum. Abicim sen ikinci el motor alma videosunu izlemedin mi? Abi vallahi izledim ama aklımda kalmamış dedi. Yani o kadar heyecanlı düşünün. Evet millet, durumlar böyle. Bugün böyle iki farklı hikayeyle karşınızdaydım. İkisi de aslında gerçek ve kulağımıza küpe olması gereken hikayelerden. Hatta bu videonun başına şey bile yazılabilir. Bu videoda bahsedilen bütün hikayeler tamamen gerçektir. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli biliyorsunuz. Desteğinizi istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.